Ramazan'dan Ramazan'a gelir ekrana, hikayeler söyler meddah kulunuz. Kulak verip dinleyenler, sağ olunuz, var olunuz. Bu bizim kumrular şu ahir ömürlerinde ağız tadıyla sakin bir gün geçiremeyecekler anlaşılan. Neden mi? Onları dinleyelim. Zor yahu, şu dünyada rahat kalktı yeryüzünde. Herkes her gün hazır olsa bekliyor. Ha, çok doğru. Dinlenmek için başını alıp dağ başına bir ağacın altına gitsen orada bile seni rahatsız ediyorlar. Ah, nerede o eski terbiyeli anlayışlı günler? Nerelere gittiler? Kaptanın arkasına gittiler kaptanın. Şimdi o şımarık güçsüz günler geldi istilahattı. Hem de ne istila görmüyor musun? Her gün televizyonlarda kongör geydi şimdi. Ay, her seferinde midem kalkıyor be. Kesik kollar, ezilmiş başlar. Katiller de insanın gözünün içine baka baka adamları nasıl kestiklerini anlatıyorlar ayol. Alenen milletin huzurunda bıçak biliyorlar, küfürler ediyorlar. E hadi biz neyse de çoluk çocuk duyunca ne yapıyorlar kız? Ne yapacaklar? Kötülük aşısı yapıyorlar çocuklara. Kız iyi şeyler konuşamaz olduk vallahi. Her dakika televizyonda korkunç korkunç şeyler. Seyretsek bir türlü, seyretmesek bir türlü. Kız aklıma bir şey geldi. Bayramdan sonra televizyonu alalım, Kayhan Bey'e götürüp iade edelim. Ha? Ha, bu vesilede de tekrar görmüş olurum. Hayır efendim. Yani televizyona da alıştık yani. Sonra ne yapacağız? Ne yapacağız? Kendi hayallerimizle süslediğimiz eski filmleri görürüz kafamızda. Zeki Bilenci'nin filmlerini seyrederiz. Ay ne güzeldi o filmler sahi. Hatırlasana. Ay şarkılarla seyrederdik. Hislenir ağlardık. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Ey ufuklar diyorum, yolculuk var ya. Huriye, Huriye kız, gürültüler var yukarıda. Ha? Aman ne gürültüsü, ben bir şey duymadım kız. Kötü kötü şeyler konuştuk, sana öyle gelmiştir. Bana bak, panjurları açık bırakıp da kapakları çarpmasın birbirine. Ama bak, bak, haklısın kız. Kız sakın hırsız girmesin. Aman hırsız girmişse şansına küssün. Neden? Neden olacak kız? Neyimiz var ki çalacak, neyimiz var da alıp götürecek? Hırsız hırsızdır. Buraya gelmişse bir kötülük yapmış olmak için gelmiştir. Senin benim param var sanıp biz o televizyondaki katiller gibi kıtır kıtır keser billah. Kız evimiz tam takır kuru bakır. Etrafa baksa alacak bir şey yok. Hemen anlar bizim beş parasız olduğumuzu. Sen korkma, ben onun hakkından gelirim. Nasıl gelirsin kız? En kötü adamına yalvaralım da belki canımızı bağışlar. Ha? Bana bak Kırtız Efendi! Biz iki tane fakir kadınız. Bizim evimize girmeye utanmıyor musun ha? Alacak ne bulacaksın? Hırsızlığında bir adamı, bir raconu var. Sesi kesildi, korktu galiba. Bana bak, yukarıda eğer bir şey bulursan kıymetli bir şey bize de getir. Sana verelim, iade edelim, hediye edelim. Ha, orada yamalı donlarımız var, ha. Çoraplarımız var. İstiyorsan onları al, karına hediye götür. Ama buradan değil, o girdiğin yerden çık, gitmez de çabuk çık. Zaten birazdan buraya Bekçi Hüseyin Efendi gelecek. Seni yakalarsa görürsün gününü sen, anladın mı? Bizden söylemesi. Kız, ses yok. Gitti. Evet, galiba gitti. Ay! Kız, ne biçim hırsız bu, her şeyi deviriyor, sakar hırsız galiba. Ah, ay eski hırsızlar da başkaydı kız. Sessiz dedik girer, sessiz dedik giderlerdi. Kör olmayasın diye şu kadar çabuk parça saldık, evi başımıza yıkacak. Aa!
Ben kapıyı açmaya gidiyorum. Sen odundan maşayı al eline. Ha, sen kapıya bak peki. Aç. Kim o? Benim aç. Açana kim geldi? Hüseyin efendi gelmiş. Bekçi Hüseyin efendi. Oo, selamun aleyküm. Efendim geçiyordum oralarda. Hoş geldiniz Hüseyin efendi. Hoş bulduk da sizin korkmuş gibi bir haliniz var. Yukarıda bir tıkırtı duyduk da acaba hırsız mı var dedik. Üşütmüş olacağım. Kara göze döndü kız, kara göze. Ne yukarıda tıkırtı mı var dedik. Evet, bir tıkırtı duydum. Ben şimdi revolverimi çıkarırım diye kovulum. Bulacağım kızı. Gidiyorum. Hiç korkmayın siz burada. Ben şimdi ona gösteririm. Hay Allah, kediymiş kız. Sen hiç böyle azman kedi gördün mü kız? Teyze, şimdi buradan aşağı bir kedi kaçtı mı? Kaçtı. İşte o kedinin sahibiyim. Benim çok güzel bir kuşum vardı. Onu yedi. Ben de onu yiyeceğim. Ben sana şimdi bir şey söylerdim ama. Ne olur teyze, yardım edin de yakalayayım o kediyi. Şimdi o kedi bu kapıdan kaçtı gitti. Bana inanmazsan aç da gör. Sağ ol teyze. Kimse elinden kıpırdamasın. Yakarım. Tamam. Estafeta. Bravo bekçi. Aferin bekçi efendi. Uzun zamandır peşindeyim. İşte yakaladım sonunda. İşiniz rahat etsin teyze hanımlar. Kanun adamı yakasından işte böyle yapışır. Yakası yok ki yapışsın. Kırtlağına yapış, kırtlağına. Doğru, yakası yoksa kırtlağına yapışırız. Siz bundan davacı mısınız? Davacısanız karakola gelin. Bir şeyinizi almadı ki davacı olalım. Evet, bu hırsız nereyi soyduysa o evlerin sahiplerini çağırın karakola. Bizim adliye koridorlarında dolaşacak halimiz hiç yok. Televizyona çıkaracak mısınız onu? Amirlerim uygun görürse çıkartırız. Çıkarın çıkarın da 52 paralık hırsızı meşhur olsun. Allah encamımızı hayırlara yoran. Amin. Kız herkes çıldırmış. Hadi bakalım bismillah. Buyursunlar, kim o? Hanım teyze, Allah kabul ederse niyetliyim. Allah kabul ederse ben de öyle. Ama benim kimim kimsem yok. İftara aşım dahi yok. Allah rızası için bana sadaka para verin. Bana bak, sen dilen gibisin. Allah kabul ederse mübarek günde, mübarek Ramazan'da. İyi, Allah kabul ederse bilmem ama ben sana bahşiş verebilmem için Zuriye'ye sormam lazım. Ya Zuriye Hanım'ın başı için ne olur Allah rızası için bana para. Sen şimdi bekle birazcık şurada. Bakalım Zuriye Hanım'ın başı ne düşünüyor. Dur şurada bekle bir dakika, bekle. Tak diye dalıyor evin içine. Kız, kim geldi? Kiminle konuşuyorsun kapıda? Kim olacak? Dilenci kız, dilenci. Aa, ne istiyormuş peki? Aa, ne isteyecek, adı üstünde dilenci, ekmek parası istiyor. Bu evi gören de içinde saatına sürülüyor sanacak. Oysa başımıza yıkıldı yıkılacak. Peki ne dedin? Bekle dedim. Biraz ekmek verdi gitsin. Aa, kız öyle ekmek alacak cinsten dilenci değil. Aa, peki ne istiyormuş, evi mi vereceğiz? Yok kız, sadaka para. Kovala gitsin o zaman. Burası darphane değil. Ben kovamam. Sen git kov. Niye ben kovacakmışım? Sen kov. Aa, senden dilendi. Kız benim param yok. Kız bana bak. Kız acılacak acaba, hasta falan mı? Yok kız. Senden benden sağlam Türk gibi. Türk. Kapıyı kapattın mı? Kapattım. Aa, bırak sakın açma. Orada kalsın. Beklesin. Bırak. Bana bak. Ha. Belki de hastadır kız. Dilene gelen, evin önündeki o yokuşu tırmanan kadın hiç hasta olur mu? Ha, senden benden sağlam. Öyle deme, muhtaç olmasa dilenir mi? Şimdi bir şey söyleyeceğim, gene bana kızacaksın. Eskiden dilenciler hiç böyle kapı kapı dolaşırlar mıydı? Sokaklarda bir kenarlarda durur, yüzleri kızara para isterlerdi. Kız eskiden dünyada aç azdı. Şimdi açlar daha çok çoğaldı. Hoş, bu pek aça benzemiyor, yüzü kanlı canlı. Yüzü olsun, böyle sağlam bir kadın dilenir mi, gider çalışır. Kız biz nasıl çalışıyoruz? Ha. Bana bak Zuriye, Kayhan Bey'in adresini verelim, gitsin ondan istesin. Sen de her önüne geleni Kayhan Bey'e gönderiyorsun. Adamın başını belaya sokacaksın bir gün, deli mi ne? Yok kız,
Kadıncağız çok fakir. Kayhan Bey yardım eder ona, sevaptır. Hem Peygamber Efendimiz ne demiş? Komşusu açken tok yatak bizden değildir demiş. Allah'ın dilencisini komşu yapıp çıkardın. Her kapıyı çalan dilenciyi komşu diye biz mi duyuracağız? Senin bugün aksiliğin üstünde. Kız bunları buraya alıştırma. Sen şimdi buna para verdin mi yarın başkaları da başlar gelmeye. Bunlar mafyadır, mafya. Mafya mı? Evet mafya, minarelerdeki mafya. Tövbe yarabbi. Kız mafya, mafya. Ne demek mafya kız? Kız. Ay, bunlar büyük çete, büyük çete. Sen de benden zengin ayol. Hiç öyleye benzemiyor. Kürtünü giyip kapıya gelip dilenecekti ya. Nasıl sırtı pırtı giyiyor? Sana bana kendini acındırmak için. Doğru söylüyorsun kız. Halimiz vaktimiz olsa yardım edecek ne çocuklar var, ne kimsesiz çocuklar var o yetimhanelerde. Onlara yardım ederiz, o şeker çocuklara. Efendim, izlemek zahmetine katlandığınız için teşekkürler eder. Huzurlarınızdan ayrılmadan önce küçük büyük cümleye sağlık sıhhat temenni ederim. Hoşça kalın efendim.